Fuar gezimizde de şu an Paksan'ın standındayız sayın seyirciler ve yanımızda bölge satış müdürü Kazım Yılmaz ve bölge bayi Mustafa Talay Bey. Şimdi Kazım önce sizle başlayalım. Paksan şu an ne aşamada? Türkiye'de neler yapıyor? Bir öğrenelim. Şimdi Avrupa'da yurt dışına bağımlılığı azaltmak amacıyla 1980 yılından itibaren balya makinalarını yaparak çiftçiye bir büyük katkı sağlamıştır. Sadece balya makinası ve ziraat aletlerinde üstün bir yere gelmiştir. Türkiye'de lider bir makine yapmıştır. Makinalarımız haşbaylı, haşbaysız olmak üzere makineler üretilmiştir. Daha büyük makinayı da ilk defa olarak Orkinos isminde bir büyük balya makinesi yapmıştır. Ortaklığımız olan İtalya ile bir ortak yaptığımız makinelerde Maskar adı altında bir makineye girdik. Türkiye'de lider olarak devam ediyoruz. Peki ilerleyen süreçlerde çiftçileri Paksan'ın yapacağı yeni sürprizler, yeni ürünler, yeni çalışmalar olacak mı? Çünkü biz malum halkımız yenilikleri çok seviyor. O yüzden de bu fuarların en büyük amacı bu. Gelip kontrol ediyorlar var mı bir şeyler diye. Bir süreç olacak mı? Neler bekliyor Paksan'da? Paksan'da yenilikler devamlı olacaktır. Paksan kendini devamlı Ar-Ge çalışmalarıyla kendini göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Peki Mustafa Bey siz de devam edelim. Bölge bayisiniz. Aslında bölgeyi ve ürünleri en yakından takip eden kişi olarak hangi ürünlerle geldik buraya, neler yapıyoruz ve çiftçilerin şu an bu fuarda nelerle buluşturduk? Evet, ben Mustafa Talay. Öncelikle en eski 1990'lı yıllardan beri Paksan makinayla bayilik yapan bir firmayım. Talay Ticaret olarak. Ve şunu belirtmem lazım size. Paksan makina şu anda Türkiye'de en kaliteli makinayı ve en seri şekilde üretebilen en büyük fabrikalardan biri halinde. Sanırım araştırmalarımızda çıkan sonuca göre 36x46 dediğimiz yani şu standart balya makineleri Türkiye'de üretilen balya makinelerinde de dünyada en büyük olduğu tahmin ediliyor. Çünkü 1500 adet yıllık balya makinesi üretiyoruz. Bunun yanında biz balya makinecisiyiz yani Paksan makine olarak, bayiler olarak biz bunu satıyoruz. Biz bunda eğitim aldık ve bunu öğrendik. Ne yapmalıydı Paksan makine? 2012 yılından beri Ar-Ge çalışmasını yaptığı 120'ye 76 ipli Orkinos balya makinesini üretti. Aslında onları gösteririz size. Bu makinede 400 kilogram kuru ve 800 kilogram yaş yani nemli ot balyası yapabilen bir makine. 150-160 beygirlik motor istiyoruz buna. Satışlarımız onunla da başladı. Şu anda da fabrikada 8 adet makinemiz üretilip bitmek üzere. Az önce Kazım Bey müdürümüzün de söylediği üzere yurt dışından bir ortağımız var. Antonio Macho. Rulo balya makinesini getirdik. Onu da distribütörlüğünü yaparak satıyoruz. Paksan makinenin neden Paksan makine? Paksan makine Türkiye'de oturmuş bayiliklere ve en önemlisi ama çiftçimizi ilgilendiren en önemli noktalardan birisi olan servisini bölge bölge yerleştirmiş olan bayilik ama bayilikler de yerleştiriyor servislerini. Bir sisteme sahip olduğu için çiftçimiz en kısa sürede arıza yapan makinesini tamir ettirebildiği için, orijinal idek parçayı her tarafta bulabildiği için tabii ki Paksan tercih edecektir. Paksan ilerleyen dönemde toprak işleme aleti dediğimiz dik rotavatörü 1998 yılından beri aslında üretiyordu bunu. Ama yoğunluktan dolayı buna önem vermemişti. Şu anda yeni üretimine başladı. O makinemiz de şu makinemiz, yanında durduğumuz makine. İlerleyen dönemde değişik ürünler çıkaracaktır tabi ama şu anda bizim makinamız balya makinası. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz çalışmalarınızı. İyi fuarlar, iyi geziler diliyoruz size. Sağ olun. Bizlerimiz devam etmektedir.